Tekrardan herkese merhabalar. Dördüncü oturumuza devam ediyoruz. Dilerseniz konuklarımızı yayına davet ediyorum. Murat Bey, Selçuk Bey hoş geldiniz. Merhaba, Umarım hoş bulduk. Gökhan Bey. nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Artık yayınımızın sonlarına doğru geldik. Sizin yerinize geldik. Çok güzel bir oturum olacağından eminim. Bugün bizlere nelerden bahsedeceksiniz? Bizim kısa bir sunumumuz var. Dilerseniz ben o sunumdan başlayayım. Aslında sunumu ikiye ayırdık. İlk bölümde çok kısa ben Robusta'yı bilmeyenler için tanıtmak istiyorum. Daha sonra da Selçuk Bey daha detaylı bir olarak ürünle ilgili bilgiler sizinle paylaşıyor olacak. Teşekkürler Murat Bey. İsterseniz ilk olarak kendinizi tanıtarak başlayabilirsiniz. Ardından Robusta'yı tanıtarak yine etkinliğe devam edebiliriz. Tabii o zaman ben tanıtayım sırasıyla. Ben Robusta'nın kurucu ortağıyım ve genel müdürü olarak Robusta'da görev yapıyorum. IT sektöründe 27 yıldır IT sektöründeyim. ERP, CRM gibi IT'nin işte ortak katman gibi çok değişik fonksiyonlarında uzun yıllar özellikle yurt dışında büyük projelerde görev yaptıktan sonra halen daha işte manuel olarak yürüyen çok sayıda iş olduğunu görerek bu RPA'in teknolojilerinin gelecekte daha önemli bir noktaya geleceğini öngörerek Robusta girişimini başlattık ve Robusta da iyi bir noktaya geldi. Birazdan da bilmeyen arkadaşlar için anlatıyor olacağız. Teşekkürler Murat Bey. Selçuk Bey size devam edebilirim. Merhaba, ben de Selçuk Kızıltuğ. Robusta'da Growth Manager olarak çalışıyorum. Robusta'nın Growth ekibini yönetiyorum. Ne demek Growth ekibi olması? Robusta şu anda özellikle dijitalde ve diğer kanallarda tamamen büyüme odaklı bir strateji izliyor. Biz de ekip olarak böyle bir ilerleyiş içindeyiz. Ben de yaklaşık 10 senedir teknoloji sektörü içindeyim. Gerek startuplar, gerek global firmalarla çalışma fırsatı buldum. Bu sene itibariyle Robusta ekibindeyim ve heyecan verici gelişmeleri takip ediyoruz hep birlikte. Teşekkürler Selçuk Bey. Murat Bey dilerseniz Robust'tan bahsedebilirsiniz. O sırada da ekranınızı bizle paylaşabilirsiniz. Tabii. Screen mi paylaşıyor, şey mi paylaşıyor bu Windows? Direkt ekranı paylaşabilirsiniz. Orada Windows Screen diye üst kısımda ayırmış olması lazım. Ekranım geldi mi acaba? Şu an paylaştım. Dilerseniz bir ileri geri yapabilirsiniz çalışıyor mu diye kontrol edip. Tamam. Tamamdır. Nasıl Ben istiyorsanız size bırakayım. evet. Şimdi tekrar merhaba. Ben öncelikle bizi dinleyenlere teşekkür ediyorum. Bu tatil gününde zamanlarını ayırdılar ve ekranların karşısında bizi dinliyorlar. RPA Türkiye ailesine de bu etkinliği organize ettiği için teşekkür ediyorum. Geçen hafta bir duyurusunu yapmıştık ama duymayanlar olabilir diye bizim için önemli bir haberle başlamak istiyorum. Şimdi biz TGET'in liderliğinde 7 milyon dolar bir değerleme üzerinden bir yatırım aldık. Robusta 2016 yılından beri RPA konusunda faaliyet gösteriyor ve bu alanda ülkemizin öncü yerli bir şirketi. Şimdi biz artık yönümüzü tamamen yurt dışına dönmek istiyoruz. Bu yatırımda yurt dışında büyüme amaçlı olarak aldığımız bir yatırım. Burada da aslında Robusta gibi sadece RPA konusunda uzmanlaşmış firmalarında geldi işte değerleme açısından gelebilecekleri pozisyonu göstermesi açısından da önemli diğer yerli firmalar açısından. Ve Robusta bu yatırımla birlikte Türkiye'de gösterdiği başarıyı yurt dışında da göstermek için çalışacak. Şimdi çok kısa bir şekilde Robusta'yı anlatmak gerekirse biz aslında çok hızlı büyüdük. İşte pandemi öncesinde 16 kişilik olan ekibimiz artık 50'yi geçti. Bu ekibimizin 25 kişilik bir danışmandan oluşuyor. Danışmanlık kadrosu bizim için önemli. Ürünün müşterilerimizde uyarlanması ve danışmanlık hizmetleri verilmesi konusunda çalışıyor. Ve ayrıca ürün geliştirme ekibimiz var. Tamamen ürün odaklı olarak kurgulanmış bir ekibimiz var.
Müşteri sayımız 50'yi geçti ve bu hızla devam ediyor. Biz bizi globale taşıyacak müşterilere öncelik vermiştik. Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı firmaları özellikle hedef kitlemizi almıştık. Daha biz aslında birinci günden beri Türkiye pazarının çok ötesini hedefliyorduk. Ürünümüzün olgunluk seviyesine geldiğinde bizi yurt dışına taşıyacak müşterilere özellikle önem vermiştik. Ve burada işte multinational diyeceğimiz çok sayıda müşteri de Robusta kullanılıyor. Bu da bizi yurt dışına taşıma anlamında önemli kapılar da açtı. İngiltere'de çok büyük bir müşterimiz, ilk müşterimizi zaten almıştık ve çok başarılı bir şekilde robotlarımız orada çalışıyor. Partner ekosistemi bizim için çok önemli. Partner ekosistemimizi oluşturduk ve biz partner ekosistemiyle büyümek istiyoruz. Ve iş ortaklarımızı enable ederek onların Robusta'yı alıp diğer müşteri, kendi müşterilerinin robotik süreçlerin otomasyonu sağlamaları konusunda destek oluyoruz. Ve toplamda baktığımızda artık müşterilerimizde çalışan 250'den fazla dijital robotumuz ve bu robotlar üzerinde artık binlerce sürecin otomatik olarak çalıştığını görüyoruz. Ben çok kısa bir şekilde Robusta ürünümüzden biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle bizim farklılaştığımızdan. Biz aslında pazara diğer global ürünlere göre geç girmiş, biraz geç girmiş olmanın avantajıyla ve geçmişteki IT tecrübelerimizi de kullanarak bir roadmap belirledik. Ve bugün baktığımızda bu roadmap'in haklılığını ve müşterideki karşılığını görüyoruz. Biz ürünümüzü otomasyon odaklı değil, süreç odaklı olarak tasarlamamız gerektiğine inandık ve ürünümüzü BPM yani Business Process Management temelli olarak geliştirdik. Burada aslında sadece sürecin otomasyonunu değil, uçtan uca yönetilmesini sağlayan ve olgun bir teknoloji üzerinde süreç geliştiriyoruz. Ve problemlerden en büyüğü de aslında IT dünyasının en büyük problemlerinden birisi iş birimiyle IT'nin aynı dili konuşamaması. BPM tam da bu iş birimleriyle IT'nin aynı dili konuşması için geliştirilmiş bir notasyon. BPM'in iki notasyonu dünyada standart bir notasyon. Oldukça yaygın bir kullanımı var. Ve aslında biz süreçleri bu notasyona uygun bir şekilde geliştiriyoruz. Bunun birçok avantajı var. Buradaki işte tasarladığımız süreç herhangi başka bir BPM tool'una input olarak girebiliyor veya mevcuttaki herhangi bir BPM tool'unda çalışan bir süreci Robusta import edip manuel kısımlarını robotikleştirmemiz oldukça basit gibi birbiriyle geçişleri çok fazla olan bir mimaride geliştirdik. BPM mimarisinde geliştirmiş olmamızın işte başka faydaları da var. Özellikle BPM'in iki notasyonu dediğim gibi yaygın olduğu için öğrenme eğrisi çok düşük. Biz BPM'i bilen insanların çok kısa süre içerisinde herhangi bir çok düşük bir eğitimle Robusta'da süreç geliştirmeye başlayabildiğini gözlemleyebiliyoruz. Bunu günler seviyesinde bu şekilde yapabildiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu aslında aynı zamanda bizim no-code bir yaklaşımla ürün geliştirmemizi de sağladı. Bu yaklaşım sayesinde biz herhangi bir kod yazmaya ihtiyaç olmadan süreç tasarlanma deneyimi yaşatıyoruz. Aslında kullanıcının ön yüzden bir süreci manuel olarak nasıl yaptığını buraya robota adım adım çizebildiği ve görsel bir şekilde çizebildiği bir yapı sunuyoruz. Ve aynı zamanda bu yapıyı sadece işte görsel bir şekilde yapmıyoruz. Süreci burada dokümante etmesini de sağlıyoruz. Süreçler biliyorsunuz şirketlerin en önemli varlıklarından birisi. Ve güncel tutmak çok kolay olmuyor. İşte şirketler büyüdükçe süreç departmanlar hatta direktörlükleri kuruluyor. Onlar oturup işte bir sürü süreç haritaları çıkarıyorlar ama bu süreçleri güncel tutmak çok mümkün olmuyor.
aslında hem bu RPA'de süreci otomatik hale getirirken bunun dokümantasyonunu da sağlıyoruz. Yani bu şu demek, işte sürecin işte dokümanın üst tarafında sürecin akışı altında sürecin ne yaptığını dokümante ediyoruz. Bu da şu demek, işte bu süreci A danışmanı tasarladı. 6 ay sonra bu süreçte bir değişiklik ihtiyacı olduğunda B danışmanı o dokümanı alıp bu süreç içerisinde her türlü işte bakımı veya yeni değişikliği kimseye bağımlı olmadan yapabiliyor. Bu oldukça büyük bir avantaj. Çünkü IT dünyasının en büyük problemi mevcuttaki yapmış olduğumuz işte bir sürecin bakımı çok daha zor. Bunu biliyoruz. Bakım çok daha zor olduğu için de şirketler bu süreçleri yaşatmakta zorlanıyorlar. Bu sayede aslında bakım maliyetlerini de oldukça düşük hale getiriyoruz. Şimdi işte global diğer ürünlerde de gözlemlediğimiz en büyük problemlerden birisi, evet, RPA geleneksel programlamaya göre oldukça düşük maliyetlerle çok hızlı sonuç almasını sağlıyor. Ama yaklaşımları, süreç tasarım yaklaşımları klasik programlamanın işte soyutlanmış bir işte düşük kod yazarak soyutlanmış bir hali, ama benzer bir mantığı güdüyorsun. İşte robotun vereceği kararlarda o kararları sürecin içerisine gömmek zorundasınız. Bu da süreç tasarımını oldukça karmaşık hale getiriyor ve siz bu süreçte yeni bir karar noktası eklediğinizde süreci komple değiştirmeniz gerekiyor. Oysa biz bu yaklaşımımızda süreç akışını iş kurallarından ayırıyoruz. İş kurallarını Business Rule Manager dediğimiz işte karar motorlarında yönetiyoruz. Böylece siz sürece hiç dokunmadan sadece işte iş kurallarını ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Bu sayede önemli bir bakım maliyeti de düşüklüğü sağlamış oluyoruz. Bizim daha ilk baştan öngördüğümüz önemli bir şey de bu RPA dünyasının yapay zeka teknolojisine doğru kayacağı şeklindeydi. Onun için de aslında logomuzu da daha ilk başlangıçta tescil ederken Robusta Cognitive Automation diye tescil etmiştik. Bu da aslında sektörün gittiği yer aslında baktığımızda o öngörümüzün de doğru olduğunu gösteriyor ve bu alanda da oldukça önemli işler yaptık o tarafta ve aslında bizim ürünümüzün olgunluk seviyesi işte diğer global ürünlerle benzer bir seviyede ve biz burada aslında yapay zeka servislerini ürün içerisinde kompakt bir şekilde gömülü olarak sağlayarak müşterilerimize daha düşük toplam sahip olma maliyeti avantajı ve aslında aynı user experience'i sağlamak istiyoruz. Yani işte bir AI ile ilgili bir iş olduğunda başka herhangi bir servise bir yere gitmeden ürünün içerisinde bildiği yöntemle aynı işte bir RPA süreci tasarlar gibi yapay zeka servislerinde tasarlamasını sağlıyoruz. Şimdi ürünümüzün şimdi roadmap'inde dediğim gibi geriye kalan kısımlara baktığımızda biz bundan sonra yapay zeka tarafına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ve kolay kullanımıyla ilgili sahadan gelen bütün feedbacklere göre kolay kullanımı tarafındaki geliştirmelerimize devam edeceğiz. Şimdi yapay zeka tarafı önemli olduğu için burada birkaç şey söylemek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz işte yetkinliklerimiz ürün içerisinde hazır olarak geliyor ve aslında müşterilerimizi aslında tek bir lisansla bu yetkinlikleri de onlara sağlamış oluyoruz. Önümüzdeki dönemde bu tarafta işte çok daha farklı alanlarda da yeni özelliklerimizi duyuruyor olacağız ve müşterilerimizin kullanımını açıyor olacağız. Bundan sonraki şeyi kısmı ben Selçuk Bey'e devre edeceğim. Ben şeyi durduruyorum, ekranı Tamam. paylaşımını. Ben sunumun devamından ilerliyorum. Bir paylaşayım hemen. Sanırım siz de paylaşacaksınız Selçuk. Evet, paylaşıyorum şimdi. Pekala. Farklı bir sunum değil aslında. Görünüyor mu şu anda? Şu an ekran aldım.
Tamam, kaldığımız yerden devam edelim. Ben şimdi biraz daha aslında bir şey Robusta'daki gelişmelerden bahsedeceğim. Bunların en önemlisi ilk gelişmemiz. Şimdi Murat Bey'in sunumun başında önemli bir gelişme olan yatırımımızdan bahsetti. Yurt dışı odamızdan bahsetti. Bu gelişme ile bizim hedeflerimize çok daha kısa sürede ulaşacağına inanıyoruz. Büyüme ve yurt dışına açılma konusunda attığımız adımlardan biraz bahsedeceğim. Ürünü, iletişimimizi yurt dışına pazara en uygun hale getirmek için çalışmalarımızı başlattık ve bir hayli yol aldık. Türkiye'deki operasyonlarımız da her zaman daha iyiye getirme çalışmaları yanında başından beri global vizyonumuzu koruyarak yine globalde bir oyuncu olacak şekilde devam ediyoruz. Somut gelişmeler sonucunda da görüyoruz ki doğru yoldayız. Bu stratejimize devam edeceğiz. Şimdi Community Edition'dan bahsedeyim biraz. Yeni ve çok özel bir haber. Community Edition yayında, aslında bir süredir yayındaydı. Biz Ekim ayının başında Community Edition'ı Private Beta olarak açtık. Davet usulüyle sınırlı bir kitleye açtık aslında. Bu kitlede bizim ürünlerimizi uzun süredir kullanan ve teknolojimizi yakından takip eden müşterilerimiz ve partnerlarımız var. Ekim ayı boyunca bu kitle ile beraber ürünümüzü Private Beta'da test ettik ve çok güzel geri dönüşler aldık. Bu şekilde de geliştirmeye devam ettik ürünü. Kasım ayında Private Beta'dan çıkıp Public Beta'ya geçtik. Daha büyük kitlelere ulaştırmak için iş ortaklarımızın daha geneline ve Robusta sertifikalı RPA kullanıcıları daha önce Robusta'dan eğitim alanlar gibi geniş bir kitleye açtık. Bu süreç içinde community.robusta.ai adresinden bir form aracılığıyla kullanıcılar bir talep oluşturdu ve hızlıca ürünümüzü indirip kullanmaya başladılar. Bu sırada Community Edition'ın community'si aslında da büyümeye ve gelişmeye devam etti. Şimdi ürünümüz daha çok kişi tarafından kullanılması, değerlendirilmesi bize çok heyecan verdi ve şimdi planladığımız Aralık ayında, 1 Aralık'ta Community Edition'ın tamamen canlı versiyonu, herkese açık olacak bir versiyonu yayına almayı planlıyoruz. Bu versiyon ticari olmayan, bireysel amaçlar için kullanan kişiler için süre kısıtı olmadan tamamen ücretsiz olarak yayınlanacak. Bu versiyon ile hedefimiz başta yurt içi olmak üzere dünyanın farklı noktalarında ürünün kullanımı ve bilinirliğini, Robusta'nın bilinirliğini mümkün olduğunca yaygınlaştırmak olacak. Bir arada beklemek zorunda değilsiniz. İlgilenenler hemen şu anda community.robusta.ai adresinden community.robusta.ai adresinden form doldurup bize taleplerini iletebilirler. Çok kısa bir süre içinde geri dönüyoruz ve hemen kullanıcı hesabınızı tanımlıyoruz. Hemen test etmeye başlayabilirsiniz. Her birinizin deneyimi çok önemli tabii ki bizim için bu süreçte. Community Edition derken community'den de çok bahsediyorum ayrı olarak. Neden bu kadar üzerinde duruyoruz community'nin? Yurt dışında ve yurt içinde büyüme konusunda Comint'in gücüne son derece inanıyoruz Robusta ekibi olarak. Bu nedenle ki her bir kullanıcıyla birebir iletişim halinde kalmak istiyoruz. Maksimum seviyede onlara ulaşmak için sürekli çalışıyoruz ve çaba sarf ediyoruz. Sadece Türkiye'de mi bu community? Hayır. Tabii ki Türkiye topluluklarının ne kadar etkili ve gelişime katkılı olduğunu gördükten sonra hızlıca global community çalışmalarımızı da başlattık ve hızlı bir şekilde büyütmeye çalışıyoruz. Global community'miz Türkiye'den globale açılmak isteyen Robusta RPA sertifikalı developerlar için de oldukça önemli bir fırsat, bir köprü olacak muhtemelen. Tabii ki community'yi destekleyecek bir de Robusta Akademi var. Peki Robusta'yı geniş kitleye ulaşırken eğitim aşamasında ne yapıyoruz? Robusta Akademi geliştiriyoruz. Bu nedenle 2020'nin sonunda Robusta Akademi eğitim platformunu hayata geçirdik. Robusta Akademi RPA uzmanı olsun ya da olmasın, herkesin dilediği zaman, dilediği yerden online olarak erişebileceği bir e-learning platformu. Platformda video ve dokümanlar dahil olmak üzere yüzün üzerinde eğitim mevcut. Ve her geçen günde yeni eğitimler, talepler de doğrultusunda ekliyoruz platforma.
İşte akademi platformundaki eğitimleri başarıyla tamamlayan kişiler Robusta RPA uzmanı sertifikası oluyor. Yani sertifikalı bir RPA, Robusta RPA uzmanı oluyor. Robusta RPA sertifikasına sahip olan bu kişiler de kariyerlerine, onların kariyerine yardımcı olmak için onları hem partnerlarımızla hem de müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu tabii ki sadece Türkiye değil, globalde de aynı şekilde. Yani globaldeki müşterilerimiz ve partnerlerimizle buluşma ve onlarla çalışma imkanı da sağlamış oluyoruz böylelikle. Bu konuda tabii gelişmeler de devam edecek. Platform dışında ne eğitimler var? Mesela platform dışında teknolojide kadın platformu VTech gibi oluşumlarla sık sık bir araya gelip eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimlere de oldukça büyük ilgi oluyor ve sonucunda eğitimli kişiler sektöre katılmış oluyor. Robusta özellikle öğrenciler ve kariyer planlaması yapanlar ve kariyerinde değişiklik yapmak isteyenler için çok büyük bir fırsat haline gelmiş oldu. Hem komünite dışında hem de akademide yeni yüzleri görmeyi çok istiyoruz her zaman. Onların gelişimlerine yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz ekip olarak. Eğer aramızda bu yolda ilerleme kaydetmeyi düşünen veya çevresinde tanıdığı olan biri varsa Robusta Akademi'ye bekleriz. Ayrıca komünite edişinin özellikle üniversite son sınıf ve öğrencilerinin kariyer planlamaları için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle üniversitelerle yakın ilişki ve işbirliği halindeyiz. 1 Aralık itibariyle komünite versiyonun tamamen herkese açık olmasıyla beraber etkinliklerimize başlayacağız, planladığımız etkinliklere ve ürünlerimizi onlarla buluşturup denemelerini sağlayacağız ve daha önce de bahsettiğimiz kariyer planlamalarında belki birebir iletişimlerle onlarla destek olacağız. Robusta Akademi'de 100'den fazla eğitim var demiştim. Peki bu oradaki etkileşimi nasıl sağlıyoruz? Community Version ile birlikte platformda bir forum da oluşturduk. 1 Aralık'ta Community Edition lansmanından sonra Robusta Forum'u da duyurmuş olacağız. Robusta Forum aracıyla öğrenim süreci gerçekten hızlanmış olacak. Bu ön bilgilendirmeyi de yapmış olalım. İki duyuru birden oldu. Forum üyeleri, teknik soruları, püf noktaları, yeni gelişmeleri ve RPA dünyasındaki özellikle Intelligent Process Automation sürecinde bizim kognitifte dediğimiz dünyadaki gelişmeleri bu forum aracılığıyla özellikle paylaşabilecekler. Forumda biz de varız. Biz de etkileşim halinde olacağız. Bayağı etkin halde soruları cevaplıyor ve onlarla etkileşim haline giriyor olacağız. Şimdi bu süreçte tekrar edeyim. Bir RPA uzmanı veya danışmanı olarak kariyerine yön vermek isteyen herkesi community versiyonumuzu kullanmaya ve e-learning eğitim platformumuz Robusta Akademi'ye davet ediyoruz. Tüm bunlar ürünü globale taşımamız için, globalde söz sahibi olmamız için olmazsa olmaz gelişmeler. Ürün dokümasyonundan tutun da tüm söylemlerimizi buna göre yeniden şekillendirdik. Ve epey yol aldık. Globaldeki çalışmalara bir örnek olarak, örneğin Oracle Cloud altyapısıyla Robusta RPA uygulamalarını birleştiren stratejik bir teknoloji işbirliğini hayata geçirdik. Ve Oracle Cloud Marketplace'te listelenen bir uygulama olarak yerimizi aldık. Oracle müşterilerinin bilgi teknolojileri, altyapılarını kesintiye uğratmadan iş süreçlerini hızlı otomatikleştirmelerine olanak sağlayacak bir çözüm ortağı olarak Oracle Robusta'yı tanımış oldu. Oracle müşterinin dikeyde kullanabileceği hazır RPA çözümlerini duyuracağız. Mesela bu çözümlere örnek olarak versiyon güncellemede veri aktarımı süreçlerini tamamen eforsuz bir şekilde geliştirebilmelerini sağlayabilecek bu entegrasyon. Siz de şimdi eğer Oracle kullanımındaysanız hemen Marketplace'i ziyaret edip Robusta'yı arayıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Sorularınız olursa bize iletebilirsiniz. info@robusta.ai'dan. Benim aktaracaklarım bu kadar. İsterseniz soru cevap kısmına geçebiliriz. Teşekkürler Selçuk Bey. Bu şey kısmını da gösterebilir misiniz? Community için bir istek açma kısmı vardı onu. Canlı olarak gösterme şansınız var mı? Özelden yazılan sistem oldu da sanırım tamam. Görememişler. Direkt hatta ben
Sayfayı göstereyim isterseniz. Evet, oraya gösterebilirsiniz. Linki de Tamam. sizinle paylaşabilirsiniz. Community.robusta.ai adresinden bu formu doldurup, burada zaten çok az bir bilgi var. İsim, soyisim, e-mail, şirket. Şirket buraya tabii üniversitenizi, eğer üniversite öğrencisi üniversitenizi yazabilirsiniz. Bölümünüzü yazabilirsiniz. Ve telefon numarası yapıp gönderdiğiniz zaman istek bize düşüyor hemen. Ve kısa süre içinde hesabınıza tanımlanmış olacak. Giriş Bir hemen yapabiliyor arkadaşlar olacaksınız. varsa da açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum ben de. Evet. İsterseniz adresi yazayım ayrıca. Dilerseniz chat Paylaşırsın. kısmına yazabilirsiniz. Ben size yazayım, siz paylaşırsınız. Tamamdır, onu paylaşalım şimdi. Hı. Tamam, paylaştım. Evet, dilerseniz soru cevap kısmına geçelim. Ürünle alakalı, ürünün görüntüsüyle alakalı birkaç soru var. Kerem Yılmaz ve Hülya Çıvak. Kullanımıyla ilgili örnek kezler gösterecek misiniz? Yani ürünü görebilecek misiniz? İki tane sorumuz var. Bununla ilgili bir hazırlığımız yok ama community zaten çıkacak yakın bir zamanda ve bunu bulut üzerinden yayına alıyoruz. Onu belki söylemeyi atladık. Siz herhangi kullanıcının makinasında herhangi bir şey kurmadan bulut tabanlı olarak kullanıyor olacaklar. Teşekkür ederiz Murat Bey. Benim bir sorum olacaktı. Şimdi community versiyon private beta'da demiştiniz. Peki bu private beta ne zaman sonlanacak? Hani ne zaman dilediğimiz gibi Robusta'nın sitesine girip hani herhangi bir istekte bulunmadan direkt indirebileceğiz? Evet, private beta aslında sonlandı Ekim ayının sonunda. Kasım ayında biz public beta'yı açtık. Private beta'da sadece bizim davet ettiğimiz kullanıcılardaydı kullanım. Public beta'da şimdi herkes form doldurup talepte bulunabiliyor. Eğer bir sorun olmazsa tabii ki hesaplarını açıyoruz. Murat Bey'in de dediği gibi Cloud'da. 1 Aralık'taysa artık tamamen beta'dan çıkıp herkese açık versiyonla devam edeceğiz. Teşekkürler Selçuk Bey. Tamam. Bu arada yani ürünle ilgili feedbackleri de lütfen info@robusta.ai'ya gönderin. Eğer test ettiğiniz zaman bir sorun çıkarsa veya bir öneride bulunmak isterseniz. Beta'dayız sonuçta. 1 Aralık'ta da bu testleri tamamlayıp herkese açık hale geçmeye çalışıyoruz. Robusta ekibine eğer hani iletişim mailini bulamazsanız bize ulaşabilirsiniz. Biz de sizi Robusta RP ekibine yönlendirebiliriz. Evet. Bir sorum olacaktı. Bütün ekiplere ortak olarak sorduğum bir soru. Diğer ürünlerden farklı olarak neler yaptınız? Neler yapacaksınız? Fark yarattığınız noktalar nelerdir? Ürünümüzün farklarını aslında saydım ama tekrar çok kısa özetlemek gerekirse biz ürünümüzün diğer ürünlerden farklı olarak bir BPM mimarisine uygun bir şekilde geliştirdik. Bu aslında bir BPM, biz iki teknolojinin gelecekte konsolide olacağını düşünüyoruz. Converge olacağını aslında düşünüyoruz ve bu iki teknoloji de zaten giderek BPM firmaları çok sayıda işte RP ürünlerini satın almaya da başladılar. O sektörde konsolidasyon zaten başladı. Şimdi şeyi de gördüğümüz gibi aslında biz bir BPM süreci tasarlar gibi RP süreç tasarlama deneyimi sağlıyoruz. Yani bir BPM tool'unu kullanmış herhangi birisi Robusta'da çok rahatlıkla bir BPM süreci tasarlar gibi süreç tasarlayabiliyor. Aslında işte tool'un ön yüzü de UI'yi de tamamen bir BPM tool'u UI gibi düşünebilirsiniz. Ve hem BPM komponentlerini hem de robotik komponentleri aynı UI'da aynı mantıkla kullanımını sağlıyoruz. Bu oldukça fark yarattı ve BPM bu aslında bize bir taraftan da BPM ürünleriyle de çok yakın çalışma imkanı sağladı. Biz bu nedenle işte bizim müşterilere gittiğimizde karşılığını çok verimli bir şekilde kullanabildik. Hali hazırda işte BPM kullanan bir müşteri sürecini Robusta'ya zaten bildiği bir teknolojide olduğu için taşımada ve orada uyarlama yapmada çok mesafe alıyor. Ve bizim müşterilerimiz de şunu gözlemliyoruz. Yani biz şunu söyleyebiliriz. Müşterilerimizin giderek artan bir kısmında
Biz herhangi bir danışmanlık hizmeti vermeden kendi kendilerine süreç geliştirebiliyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. Ve bu kolay kullanımımız sayesinde daha fazla sayıda müşteriye ulaşmak istiyoruz. Bizim müşterilerimizdeki şu anda işte %20 civarında diyebilirim. Müşterilerimizin %20'si herhangi bir danışmanlık hizmeti almadan kendi kendine Robusta lisansını alıp kendi süreçlerini, otomasyonunu kendi kendine yapabiliyor. Robusta işte akademiden veya bizim sağladığımız eğitimleri aldıktan sonra ürünün bu özelliklerini kullanarak süreç tasarlayabiliyor. Bizim amacımız bu oranı çok daha yukarılara geliştirmek ve aslında çok sayıda insanın sadece şeyin değil, işte şirketler içerisindeki IT departmanların değil, iş birimlerinin de aslında kendi süreçlerini robotlara aktarmasını sağlayacak bir yapıya doğru gelişmesini istiyoruz. Burada da Robusta Akademi, Selçuk'un işte anlatmaya çalıştığı Robusta Akademi ve Community burada çok kilit bir rol oynayacak bizim açımızdan. Biz bugüne kadar akademi çok efektif kullanmaya vaktimiz ve enerjimiz olmamıştı ama artık burada içeriği de oturttuk. Çok daha fazla insanın eğittikten sonra müşterilerimizde ve partnerlerimizde buradaki hız daha da artacak. Robotlaştırılmasını sadece işte IT departmanlarının değil, iş birimlerinin de kendi kendine yapabildiği bir ivmeye doğru gidecek. Teşekkürler Murat Bey. Hülya Çivan bir sorusu var. Onların ikisini birleştireceğim. Ürünü bu zamana kadar pek göremedik demiş. Sizce bu durum ürünün bilinirliğini azaltmadı mı? Ürünü aslında Murat Bey videoları izleyebilirler aslında. Ben onların linkini vereyim. Bir tutorial sayfamız var. Oradan örnek kullanım süreçlerini görebilirler. Olur bir Onu playlist paylaşmış olayım. şeklinde. Bizim aslında bu tarafta şimdi eksiğimiz bir şey herhalde sesimiz çok duyuramadık gibi geliyor bana o zaman. Şöyle diyebiliriz. Biz Robusta TV var. Robusta TV'de biz işte RPA nedir'den başlayarak bu şeyin akademinin yanında bir de Robusta TV'miz var. Burada biz ürünün işte süreçlerin nasıl tasarlandığını işte gibi birçok şeyi public olarak oldukça fazla sayıda yayınladık. Ama şimdi burada canlı olarak gösterme gibi bir şeyi hazırlığımız olmadı. Aslında böyle bir şeyi yapabilirdik. Ama bu konudaki şeyler dediğim gibi biraz hem kendi web sayfamızda hem de YouTube Robusta TV kanalımızda oldukça fazla sayıda içerik var. İşte Ben YouTube linkini de paylaştım bu arada. evet, ben de Chat'te. chat Evet. kısmında şimdi paylaştım. Teşekkürler Murat Bey. Sana bir link daha paylaştınız Selçuk Bey. YouTube linkini paylaştım. Videoların oldu. Onu da paylaşıyorum. Mustafa Kemal Özdemir'in bir sorusu var. Güzel bir soru. İlk önce ilk mesajını okuyorum. Merhaba RPA Türkiye ekibinde bu güzel etkinlik için teşekkürler. Benim genel bir sorum olacak. Öncelikle teşekkürleriniz için biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Yerli milli anlamda firmalarımızın bu şekilde güzel ürünler geliştirmesi çok güzel. Benim merak ettiğim konu bütün firmalarımızda akademinin ve topluluk oluşturmanın öneminin farkında olmaları çok güzel. Ama BTK Akademi'de RPA eğitimleri UiPath üzerinden veriliyor. Bu sebeple BTK Akademi'ye giren kullanıcılar doğrudan UiPath öğrenmiş oluyor. Bu konuda seçenek sunma anlamında ortak proje yapamazlar mı? Çok güzel bir soru. Bu konuda BTK ile görüşüyoruz. Robust eğitimlerini de BTK'da yayınlama ile ilgili bir çalışmayı başlattık. Teşekkürler Murat Bey. Çok haklı bir soru. Evet, ben Kesinlikle. de gerçekten katılıyorum. Bütün yerli ürünlerimize ilerleyen zamanlarda BTK Akademi'de böyle bir ortak proje yapmasını Şimdi bekliyoruz. sadece BTK Akademi'de değil, Udemy'de de aslında eğitimimizi Udemy eğitiminde hazırlanıyor. Bunlar da 2022'de değişik platformlar, aslında sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere değişik platformlarda Robusta eğitimlerini yayınlıyor olacağız. Evet, sadece dediğiniz gibi BTK Akademi'de değil, Udemy'de olduğu gibi YouTube'da da onun aslında tüm yerli ürünler
bu konuda ortak bir çalışma yapmalı aslında. Hem kendine hem de Türkiye'de RP'yi duyurmak adına, yerli ürünleri duyurmak adına ortak projeler yapmalı diye düşünüyorum ben de. Bir soru da alacaktı. Sizce Türkiye'de yerli yazıma bakış ve global ürünlere karşı yaşadığınız zorluklar neler? Bunlardan biraz bize bahsedebilir misiniz? Şimdi biz bu 50 müşteriyi aslında tamamen bu global ürünlerle yarışarak kazandık. Dolayısıyla burada zorluk yaşamadık mı? Yaşadık ama günün sonunda Robusta'nın diğer ürünlerle benzer özelliklere sahip olduğunu, esneklik, danışmanlık konusundaki gösterdiğimiz esnekliklerimiz, roadmap'imiz gibi birçok nedenlerle global ürünlerle girdiğimiz bu yarışları göğüsledik. Ki hatta daha da ilerisini buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Dört büyük müşteriden rakip global ürünlerinde Robusta'ya dönüşümünü sağladık. Sadece yarışmadık aslında. Dört müşteriyi de ki önemli müşteriler burada saymayacağım. Dört global ölçekte büyük müşteriyi de Robusta'ya dönüşümünü de sağladık. Bu aslında şey yaparken evet bir global ürünler arkasındaki almış olduğu finansal gücün farkındayız. Ve ki biz 2000 bu da önemli bir şey, piyasa yapıcı bir şey. Şimdi biz 2016 yılında RPA diye işte yaptık diye anlatmaya gittiğimizde bu teknoloji bilinmiyordu ve çok zorlanıyorduk. Global ürünler Türkiye'ye girdiler ve pazar yapıcı olarak RPA'in bilinirliğini artırdılar. Belki işte milyon dolarlar harcasak yapamayacağımız şeyi aslında pazar yapıcı rolünü oynayarak RPA'in bilinirliğini yaygınlaştırdılar. Bu anlamda ben global ürünlerin Türkiye'de faaliyet göstermesinden, onlara rekabet içerisinde olmamızdan oldukça memnunum ve bu da aslında bizi geliştiren bir şey. Burada mutlak olmalılar. Ve biz de benzer şekilde Türkiye sınırlarında hapis olmamalıyız ve dışarıya çıkmalıyız ki bizim vizyonumuz da bu. Şimdi Amsterdam ofisimizi faaliyete geçirmiştik. Önümüzdeki yılda Londra ofisimizi faaliyete geçireceğiz. Ve biz de aslında o sularda yüzmeye çalışacağız. Dolayısıyla bu etkileşimin tek taraflı değil, çift taraflı olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler Murat Bey. Peki şu an hangi ülkelerde, hangi şehirlerde ofisleriniz var? Şu anda bizim İTÜ Arıteknekent'te faaliyet gösteriyoruz. İstanbul merkezli olarak ve Ankara ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteriyoruz. Amsterdam ofisimizi dediğim gibi açtık ama henüz orada sadece satış düzeyinde bir faaliyetimiz var. Orayı daha canlandırmaya ve Londra ofisimizi özellikle son Tgate yatırımımızla birlikte Tgate'in Londra merkezli olması nedeniyle oradaki Londra merkezli olarak aslında yurt dışı açılımlarımızı başlatacağız. Peki Asya tarafını açılmayı düşünüyor musunuz? Avrupa'dan ziyade. Şimdi bizim özellikle şimdi kendi coğrafyamızda yerel olarak önemli bir başarı sağladık. Ve döndüğümüzde sadece işte kendi ülkemizde değil çevremizdeki işte region diyeceğimiz bölgemizde bir liderlik veya işte orada bir varlık gösterme çabamız olacak. Bunu direkt Robusta olarak yapmayacağız ama iş ortaklıklarıyla yapmaya çalışıyoruz. İş ortaklıkları bizim için çok önemli. Bu bölgede faaliyet gösteren işte danışmanlık firmalarıyla çok yakın görüşmelerimiz var. Bu taraflarda onlarla birlikte gitmek istiyoruz. Çünkü aslında işte bir ürün şirketinin tek işte bu coğrafyalarda faaliyet göstermesi danışmanlık firmaları olmadan çok kolay işler değil. Bu yakın işbirlikleriyle birlikte oralarda önemli bir şey olacak. Onlar da yani kendi bölgemizi de dışlamıyoruz ama kendi bölgemizde de 2022'de önemli faaliyetlerimiz olacak. Çok teşekkürler Murat Bey. Bir ortak bir sorumuz vardı. Sosyal medyadan gelmişti. Hazır iş ortaklarından bahsetmişken soru sormak istiyorum. İleride global bir ürünle güç birleştirmeyi düşünüyorlar mı? Bu fikre sıcak bakıyorlar mı? Yoksa yerli olarak devam etmek istiyorlar?
Şimdi geleceğin ne getireceğini bilemeyiz. Ama şimdi sektörde ciddi bir konsolidasyon oluşuyor. Şimdi biz ilk başladığımızda Mustafa ile birlikte 80 civarında RPA firması vardı dünyada. Şimdi bu sayı sadece ülkemizde belki işte artık onlara belki geldi. Bu, dünyada da bu sayı artık binlerce. Ama bir taraftan da çok hızlı bir konsolidasyon başladı. Geleceğimize ne getireceğini bilmiyoruz ama biz Robusta olarak öncelikle tek odağımız global pazarlarda da büyümek ve belli bir büyüklüğe gelmek. Ya bizim için scale etmek en öncelikli konu şu anda. Teşekkürler Murat Bey. Mustafa Kemal Özdemir'in bir sorusu daha var. Mevcutta farklı bir ürün kullananlar için aslında en önemli maliyet öğrenme değil, mevcut robotlara dönüşümü. Bununla ilgili nasıl bir strateji izliyorsunuz? Bu bize çok sık gelen bir şey. Bizim aslında artifeklerimizin XML tabanlı olması nedeniyle bu dönüşüm dönüştürme tool'ları yapabilir miyiz işte diğer ürünlerden diye bu konuda ön bir çalışmayı yaptık. Bununla ilgili olarak işte ürün geliştirme ekibimizin bir sonraki adımlar için bir değerlendirme çalışmaları var. Ama henüz daha somut olarak hayata geçirilmiş bir şey değil. Ama planlarımız içerisinde var. Çünkü bu çok sık gelen bir soru olarak karşımızda duruyor. Teşekkürler Murat Bey. Benim bir sorum olacaktı. Robusta'nın kendini eksik gördüğü noktalar var mı acaba? Yani kendi içinde böyle şey fizibilitesini yaptı. Eksik gördüğü noktalar var mı? Şimdi eksik gördüğümüz değil de şey diyelim gelişmesi gereken tarafımız. Şimdi biz bugüne kadar pazarlama tarafına hiç şey yapmadık, yatırım yapmadık. Biz aslında ürünümüzü ne diyelim referans yöntemi işte ağızdan ağızda pazarlama. Başarılı projeler yapalım işte müşterilerimiz sonraki müşterilere önersin şeklinde aslında bu noktaya geldik. Ama artık şunu biliyoruz işte bir taraftan da RPA'nin bilinmediği tarafta işte RPA'yı anlatmaya çalışıyorduk. Pazar oluşturmaya çalıştık bugüne kadar. Aslında lead generation değil need generation yaptığımızı düşünüyoruz. Şimdi artık bu lead generation tarafına dönüp gerçekten RPA'yı almak isteyen insanlara ulaşmaya çalışacağız. Bunun için de işte Selçuk Bey'in biraz önce işte bahsettiği growth tarafı bizim için önemli. Pazarlama ile ilgili önemli bir işte deneyimi olan bir ekibimiz var artık ve biz bu dijital kanalları çok efektif kullanarak sesimizi ve ürünümüzü anlatmak, ihtiyacı olan işte RPA ihtiyacı olan insanlara ulaşmak, şirketlere ulaşmakla ilgili çalışmalarımız bu yeni yeni aslında şekillendirdiğimiz tarafımız. Yani yakın zamanda da bizi daha çok görmeye başlayacaksınız diye düşünüyorum. Ben de okulda bir soru soracaktım aslında ilerleyen seviyede de. Ben basında ne kadar yer alıyor Robusta ya da bununla ilgili planları var mı? Bir yıllık, iki yıllık ya da üç yıllık planları var mı acaba diye. Bugüne kadar yoktu. Şimdi şey taraf dediğim gibi 50 müşteriye ulaşmış ve bu konuda işte yerel olarak öncü bir firmaydık ama çok fazla şeye çıkmaya basında yer almakla ilgili ve pazarlama ile ilgili eforumuz olmadı ama bundan sonra Selçuk'un da dediği gibi bundan sonra bizi daha sık göreceksiniz. Teşekkürler. Bizi takip edin bu arada sosyal medyadan. Sık sık paylaşımlar yapıyoruz haberle. Yorumlarda belirtebiliriz. Güzel tavsiye. Tamam. Benim bir sorum olacaktı. Robusta ya şimdi her ürün kendinden önceki ürünlerden illaki bir ilham alıyordur. Her üründe olduğu gibi sadece RPA değil, teknolojide de olsun, başka bir şeyde de olsun, mühendislikte her türlü bir ilham alınıyor. Robusta en çok nereden ilham aldı? İlham aldığı bir nokta var mı? Şimdi biz ilham bütün aslında bu ürünleri inceledik Robusta'ya başlamadan önce. Ve şunu gördük. Aslında bu mevcut RPA yapan ürünler RPA yapmak için yola çıkmış ürünler değildi. Ve işte başka işler yaparken RPA'ye doğru aslında evrilmiş. Şimdi biz aslında robust olarak bir kere
RPA'yı yapmak üzere kurulmuş bir şirketiz. Yani aslında Robusta'nın öncesinde başka bir iş yapar ki, yapma gibi bir şey yok. Sadece daha birinci günden bizim kuruluş amacımız RPA'yı geliştirmek. Biz zaten işte profesyonel hayatta yer alan insanlardık. İşte ERP, CRM danışmanlığı veren insanlardık ve biz aslında dedik ki evet bir RPA yapmalıyız ve RPA yapan işte diğer ürünleri inceledik. İşte biraz önce sunumunda saydığım eksikleri veya gelişim alanlarını görerek bir RPA ürünü böyle olmalı, süreç odaklı olmalı, otomasyon, teknoloji daha ikincil bir konu. Süreç odaklı olmadığımızda insanların işte süreçlerini robotlara aktarmasının zorluklarını gözlemlemek gibi şeylerimiz, fırsatlarımız oldu. Böylece biz daha farklı bir ürün ortaya çıkardık. Bu da işte BPM temelli, daha kompakt ve kullanımı kolay bir ürün olarak ortaya çıktı. Ya diğer ürünlerden dediğim gibi fikir anlamında faydalandığımız noktalar olmuş olabilir ama genelde onların ne diyelim aslında genel feedback olarak müşterilerimizden birçok ürünü incelenmiş müşterilerimizden aldığımız geri bildirim şu şekilde işte bütün ürünlerin iyi özelliklerini almışsınız şeklinde bir geri bildirim alıyoruz. Aslında toplamanın özeti bu şekilde. Daha komple bir yani RP ürünü çıkartmak istemişsiniz anladığım evet. Kadarıyla. Teşekkür ederim Murat Bey. Peki son sorumu sormak istiyorum. Robusta ismi nasıl bulundu? Bunun bir hikayesi var mı Robusta? Robusta şimdi çok aslında o da kolay bulmadık. Belki yüzlerce isim arasından bulduğumuz bir isim. Şimdi ilk başta tabii Robusta bir kahve çekirdeği. IT'cilerin kahveye olan aslında ilgisini ne diyelim bir taraftan çağrıştıran bir özellik. Aslında ve içinde robot ustayı çağrıştırdığı için öyle bir şey de gizli içinde. Güzel çağrıştırdı. İnsanlar ilk başta başlangıçta zaten robot usta mı diye soruyorlardı ama temelde Robusta bir kahve çekirdeği olarak biliniyor. İşte robustu da çağrıştırıyor. İşte dayanıklı ve sağlam gibi değişik isimli şeyler, mesajlar içinde var. Robust'tan ama yüzlerce isim çekirdeği isimde anlamına da gelebilir evet. Belki derdim. Efendim? Robusta RPA, RPA'nin çekirdeği anlamına da gelebilir. Belli olmaz. Evet, evet. Evet. Güzel fikir. Güzel bir slogan olabilir. Benim soracağım sorular bu kadar şu anlık. Chat'ten arkadaşlarımızın sormak istediği sorular varsa onlara devam edebiliriz. Ya da sizin bahsetmek istediğiniz ekstra konular varsa onlara devam edebiliriz. Biz dinleyicilerimizin soruları varsa onları cevaplamaktan memnun oluruz. Ben chat kısmında arkadaşlarımızın sorularını bekliyorum. Sunumu onun için uzun tutmadık. Daha fazla soru alalım, iletişimde kalalım diye. Çetemizde her zaman soru bulunur. Birazdan soru geleceğini biliyorum. Bir önceki oturumlarda sordum. Yapay zeka alanında yapılan işlerden biraz daha bahsedebilirsiniz isterseniz. Orası bizim için çok önemli. Epey de bir 100 kez yaptık. Tabii müşterilerimizin hassas süreçleri olduğu için burada çok örnek veremeyeceğim ama özellikle metin tanıma, metin özetleme, sınıflandırma, NLP tarafındaki yetkinliklerimizde epey bir kullanım alanımız var. Bu sayede ürünümüzün içerisinde bir chatbotumuz da var. Aslında çok ön plana çıkartmadığımız ama şimdi şeyleri birçok sürecin implementasyonunda kullandığımız sesi metinleri niyetleri anlayabildiğimiz ve buna göre birçok basit süreci herhangi bir işte başka bir tool'a gitmeden çözümleyebildiğimiz uygulama case'leri var. İşte çok basit bir şekilde çalışanın izin talebinin bir işte WhatsApp'la entegre olarak kurguladığımız bir senaryoda WhatsApp'tan çalışan tarafından başlatılması, bu niyetinin anlaşıldıktan sonra
izininin olup olmadığının HR sisteminden sorgulanması ve işte yöneticisinin onayına sunulması, izini varsa ve yönetici onayladıysa da arkadaki işte HR sisteminde bu izinin işlenmesi gibi bir süreçleri mobil bir şekilde yapılabilir. Biz aslında bu şeylerin gelecekte IT dünyasının mobil olacağını, işte bu IT application'ların backbone uygulamaları, çok görülür uygulamalar olmayacağını öngörüyoruz. Buna uygun olarak da yapay zeka teknolojilerinden daha fazla faydalanarak çalışanların ve işte tedarikçilerin, müşterilerin IT uygulamalarıyla interaction'ını minimuma indirecek bir ve o süreçleri trigger edecek bir yapıyı kurgulamaya çalışıyoruz. Teşekkürler Murat Bey. Chatimizden şu an sorular gelmeye başladı. Ali Çeliksu, ürün on-prem mi yoksa on-cloud mu? Diye bir soru sormuş. Bizim ürünümüz tamamen cloud. Aslında pazar şu anda özellikle Türkiye'de on-prem. Ama biz RPA'in işte birkaç yıl içerisinde tamamen cloud'a shift edeceğini öngörüyoruz. Aslında hatta şu anda batıda öyle. Ve bunun için de biz ürünü daha birinci günden itibaren multi-tenant olarak cloud'a uygun bir şekilde tasarladık. Özellikle holding müşterilerimizde bunu private cloud olarak konumlandırıyoruz. Ve bir iş ortağımız üzerinden de cloud satışlarımız da var. Bu sayı çok artmadı. İşte 2-3 müşteri var bu partnerimizin cloud farmında. Buradaki şeyi de aslında işte pazarlama faaliyetlerini artırarak, bunun bilinirliğini artırarak cloud tarafının artmasını çok önemsiyoruz. Çünkü aslında yurt dışına çıktığımızda cloud üzerinden satmanın öneminin farkındayız. Teşekkürler Murat Bey. Ertuğrul Bekiroğlu'nun bir sorusu var. Robusto'da çalışma ortamı nasıl? Developerlara veya stajyerlere tanıdığınız olanaklarınız nelerdir? Şimdi bizim iki farklı, önemli iki farklı ekibimiz var. Birisi dediğim gibi ürün geliştirme, ikincisi ürün geliştirme. Şimdi ürün geliştirme ekibimiz çok fazla stajyer çalıştırmıyor ama danışmanlık ekibimizde stajyer arkadaşlarımız var ve bu başarılı bir şekilde stajını tamamlayan arkadaşlarım da sonradan Robusto'ya da devam ediyorlar. Bu alanda Robust Akademi'yi de artırarak aslında daha işte üniversitedeyken Robusto sertifikasını almış arkadaşları stajını da Robusto'da tamamlayarak kariyer hayatına Robusto'da devam etmelerini sağlamayı umuyoruz. Bu verdiğimiz VTEC eğitimlerinde de aslında işte önümüzdeki eğitimlerle birlikte 100 kişiyi eğitmiş olacağız. Bunların da çok önemli bir kısmı müşterilerimizde, tedarikçilerimizde ve Robusto'da iş imkanına kavuştular. Bu önümüzdeki dönemde çok fazla sayıda, gerçekten çok fazla sayıda insanı eğitmiş olmayı ve onları sadece Robusto olarak düşünmüyoruz. Çünkü müşterilerimizin, partnerlerimizin de çok ciddi bir kaynak talebi var. Oralarda istihdam etmeyi umuyoruz. Teşekkürler Murat Bey. Bir cloud ile ilgili soru vardı ama önceki sorunun biraz da aynısı aslında. Onun cevap oldu diye düşünüyorum. Mustafa Çetin'in community ile alakalı bir soru var. Community hesabı için hesap bilgileri 1 Aralık tarihinde mi gelecek diye bir soru geldi. Buna ben cevap vereyim isterseniz. Hemen vermeye çalışıyoruz ama tabii talebe göre değişebiliyor. 1 Aralık'ı beklemeye gerek yok. 1 Aralık'ta herkese açılacak. Şu anda talebe göre ön başvuruda yapanlara hesaplarını tanımlıyoruz. Ama hani dediğim gibi talebe göre biraz gecikebilir, birkaç gün olabilir. 1 Aralık'ı beklemeye gerek yok. Beta için tabii ki. Teşekkürler Selçuk Bey. Aralık'ta gerçekten bir community akını olacak sanırım. ürünlere karşı. Chatimizde şu an herhangi bir soru göremiyorum. Benim sorularım da bitti. Çok teşekkür ederiz. Yayınımıza geldiniz. Çok renk kattınız. Bütün ekiple beraber. Biz teşekkür ederiz. Umarım ilerleyen zamanlarda da Robusto'yla da ayrı bir etkinlik yaparız. Ürünü gösterdiğimiz etkinlik, örneklerini yaptığımız etkinlik yapabiliriz. Memnuniyetle. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Çok teşekkür ediyoruz organizasyon için. Bu saate kadar bizi dinleyen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.
Evet, gerçekten 4 saattir hiç durmadan yayını takip eden arkadaşlar var. Gerçekten takip Evet. edip edemeyen arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Evet. Güzel ve faydalı bir etkinlik oldu. Bir sonrakinde heyecanla bekliyoruz yine. Robusta, sadece Robusta etkinliğinde dedim bu orada daha danışman arkadaşlarımızın da yer alacağı ve ürünle ilgili dediğiniz gibi örnek senaryoların yapılacağı bir başka ayrı bir oturum yapmaktan da memnun oluruz. Biz de çok memnun oluruz. RPA Türkiye'de tüm ürünlerin tanıtım yapmaktan gerçekten çok memnun diyoruz. O zaman teşekkür ediyorum ben size. Sağ olun. Geldiniz Teşekkür ediyorum. tekrardan. Belki Herkese iyi yayında görüşmek akşamlar, üzere. iyi hafta sonları. İyi İyi hafta akşamlar. sonları dileriz. Arkadaşlar 4 saat, yayınımızın 4. saatine yaklaşmış bulunmaktayız. 4 saat sonuna kadar ya da sonuna kadar duramayan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. RP Türkiye kanalını takipte kalın. İlerleyen zamanlarda yerli ürünlerimizle alakalı da bol bol etkinliğimiz olacak. Bugünkü etkinlikte de bugün mesajlarını almışsınızdır diye düşünüyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.